Almanya'da devlet koruması altına alınan çocukların koruyucu ailelik müessesesi içerisinde bizim çok da tercih etmediğimiz, Türkler olarak çok da tercih etmeyeceğimiz bir takım tasarruflara maruz kalmaları. Almanya Berlin Büyükelçiliği'nde Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuşmasından nerede bir Türk vatandaşı varsa biz oralara hizmet götürmek için çalışıyoruz. Onlara sahip çıkmak görevimiz. Ne sorunu varsa onu çözme konusunda görevimiz var dedi. Devlet desteği anlamında elimizden gelen süreci onlar adına takip etmek. Ama bunu yaparken burada yerelde de bir takım eksiklerimizin olduğunu fark ettik. Bunu da sizlerle yine beraber tamamlayacağız. Nedir o? Bir defa bizim Türk toplumumuz maalesef koruyucu aile olmak konusunda çok hevesli değil, çok istekli değil. Meseleleri, karşılaştığımız, yaşadığımız, içinde bulunduğumuz problemleri eğer çözeceksek biz çözeceğiz. Bunun bir parçası olmadan da meseleyi sadece Alman devletinden, Alman hükümetinden, her neyse muhatabımız kimse ya da gençlik dairesinden bunu böyle yapmalısın talebini ileterek çözemeyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, The Ankara Otel'de düzenlenen iftar programında ulaştırma muhabirleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz sahillerinde bekleyen 22 gemisi bulunduğunu belirterek, bunlardan çoğu Türk sahipli, Türk bayraklı olanlar da var içinde. O gemileri oradan almamız gerekiyor dedi. Gece gündüz master planlar, bunlar bir ülke yönetimi için çok önemli işlerdir. Yani siz önümüzdeki yılları planlamak zorundasınız ve bugünden bugünün yaşadığınız sorunları iyi etüt edip iyi analiz etmek zorundasınız ve önümüzdeki yıllarda çıkacak olan sorunları bugünden hazırlıklı olup planlarınızı ona göre yapmanız. Bugünkü ihtiyaç analizlerini ve gelişmekte olan süreçler, dünyadaki gelişmeler, yöresel gelişmeler, üretimdeki, istihdamdaki gelişmeler, kalkınma planları, ülkemizin potansiyellerini iyi değerlendirmek lazım. Bunları bir ortak akılla değerlendirip bir vizyonla önümüzdeki yılları planlamamız gerekiyor. O yüzden bu son 20 yılda yapmış olduğumuz büyük yatırımların üzerinde hem bunları daha da aktifleştirecek ve bunlara yardımcı olacak ve ülkemizin önümüzdeki yıllarda yaşayacağı sorunların üzerinde bugünden hazırlanmak için böyle master planları mutlaka olmazsa olmaz. Yani ülkelerin master planları olmazsa yaptığınız işlerin bir faydası da olmaz. Bugün ikinci işbirliğimiz ise hepsi buradayla Türk Patent ve Marka Kurumumuz arasında. Bu işbirliğiyle coğrafi işaretlere yönelik yeni bir çalışmayı başlatmış oluyoruz. Kocaeli'de hepsi burada yapay zeka ve coğrafi işaretli ürünler işbirliği törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 yılında 352 adet coğrafi işaretin tescilini gerçekleştirdik dedi. Bizim açımızdan gerçekten sevindirici. Burada coğrafi işaretli ürünler hepsi burada da ön plana çıkarılarak coğrafi işaret farkındalığını da tüm Türkiye'de arttırmış olacağız. Bildiğiniz gibi coğrafi işaretler hem her memleketin kendine özgü değerlerini temsil ediyor. Emekle, alın teriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübenin bu sayede korunması sağlanıyor. Bu bağlamda biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu değerlere her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Mali yılı değerlendirirken 3 temel kaynağı kendimize verip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporunu eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, gerçekten bu yazı bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın içinde bulunduğu ruh halini, tükenmişliğini ve zavallılığını ortaya koymaya yetiyor dedi. İse bu söyledikleriyle şu anda ben yaptım diyerek bize dağıttığı kitapta bununla bunun arasında bir ilişki var mı? Bunu anlatacağız. İ-
İlbank'ın belediyelere desteklerine ilişkin konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İlbank yerel yönetimlerin bankasıdır. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki Atatürk'ün kurduğu güzide kurum bu iktidarın elinde siyasi partizanlığın aracı haline gelmiştir dedi. Ayrım yapmak milleti ayırmaktır. Yerel seçimlerin üzerinden 3 yıl geçti. 3 yıldır görüyoruz ki bu iktidar kamu kaynaklarını dağıtırken muhalefet belediyelerine karşı pervasız bir ayrımcılık yapıyor. Bu yıl Ramazan ayı ortasında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %494,5. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 30 Mart 11 Nisan'da markette 40 ürünün 29'unda fiyat artışı, onun da fiyat azalışı görülürken sadece bir üründe fiyat değişimi olmadı dedi. Atıldı. Ramazan ortasında markette 40 ürünün 29'unda fiyat artışı, onun da fiyat azalışı görülürken sadece bir üründe fiyat değişimi olmadı. Ramazan'ın başından bugüne kadar olan süreçte markette fiyatı en fazla artan ürün %40 ile beyaz lahana oldu. Beyaz lahanadaki fiyat artışını %31 ile pırasa, %30 ile maydanoz takip etti. Türkiye Dinayet Vakfı'nca Batı Afrika ülkesi Fildişi sahilinde 1750 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kolisi dağıtıldı. Temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu kolileri cami avlularında bir araya gelen ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Evrak kolilerini alan ihtiyaç sahipleri bağış yapan Türkiye'deki hayırseverlere şükranlarını iletti. Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1981 yılında anıt ağaç olarak tescillenen Hıdır Bey Mahallesi'nde bulunan ve bölgede Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asanın ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne inanılan anıt ağaç olarak tescillenen çınarın bakımını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerince düzenli gerçekleştiriliyor. Thank you.